Borsa İstanbul sunar. Evet, Eylül ayına girmiş olduk. Eylül ayı aslında Fed'in faiz indirme olasılığı hem endeksleri hem emtiaları hem de tabii ki kripto paraları artık etkiliyor. Eskiden belki Fed bu kadar çok etkilemezken artık yakın dönemde aslında kripto paraların yeni hikayesi de sanki Amerikan borsaları ve Merkez Bankası belirliyor gibi. Hemen Helin Çelik'e gidelim. Özellikle Eylül ayındaki beklentileri konuşalım. Helin, öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim Murat Bey, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, gayet iyiyiz. Eylül ayına dair hem borsa yatırımcıları hem de analistleri oldukça umutlu. Çünkü Eylül ayında Fed faiz indirecek deniliyor. Yıl sonunda tabii bizim Merkez Bankası'ndan böyle bir beklenti var. Ancak kripto paralarda da sanırım artık Fed ciddi anlamda yön veriyor. Ne dersiniz, Eylül ayında Bitcoin'de yeni bir ATH'ye gelir mi sizce? Evet, aslında beklentiler Eylül'de faiz indirimiyle birlikte piyasanın canlanması ve bir belki de altcoin rallisinin yaşanması yönündeydi. Özellikle geçtiğimiz hafta Powell'ın Jackson Hole'de yaptığı konuşma piyasaya umut aşılamıştı ve küresel piyasalarda rally görülmüştü. Altın rekorla başladı haftaya, Bitcoin 65 bin dolar seviyelerine test etti. Ethereum biraz kısıtlı kaldı ama o da tabii Bitcoin'in izinden gitmeye istekliydi. Ancak geldiğimiz noktada dün gece çok sert bir satış baskısının yaşandığını gözlemliyoruz. Hafta sonu kısmen aslında piyasalar kapalı olduğu için kripto piyasası kendi özelinde, kendi doğasında bir iyimserlik fiyatlaması ile birlikte bize bu yükselişi göstermişti. Ancak hafta içi yaşanan gelişmeler, panik satışlarının tetiklenmesi, batık borsalarının alacaklılarına geri ödeme yapması, ki burada Celsius'un artık ödemelerinin 1/3'ünü gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Böylelikle aslında yavaş yavaş batık borsaların baskısı ortadan kalkacak. Beklentiler değişti mi? Hayır, değişmedi. Ancak yatırımcı yıl içerisinde, hatta önceki yıldan bu yana kaybettiği pozisyonları yerine koymakta zorlandığı için ve kısa vade yatırımcısı risk algısını zayıflattığı için biz kripto piyasasında sert baskılar gördük ve özellikle borsa satışları dikkat çekici boyuta ulaştı. Yine dün madencilerin yüklü miktarda rezerv satışında bulunduklarını gözlemledik ki madenci 60 bin seviyesinin altında çok fazla risk almak istemiyor. Çünkü burada bir üretim maliyeti var ve bu üretim maliyetini karşılamak durumunda ve sermayesinden tabiri caizse yemek istemiyor. Dolayısıyla aslında borsalardaki Bitcoin rezervi tarihi dik seviyelerdeyken biz yükselişte tam olarak aradığımızı bulabilmiş değiliz ne yazık ki. Ve 58 bin seviyelerini test etmişti Bitcoin. Hali hazırda bir miktar toparlanma var ama bunu şimdilik tepki alımı olarak değerlendirebiliriz. Bu hafta bizim için işsizlik haklarından yararlanma başvurusu ve Fed'in faiz indiriminde dikkat ettiği PCE verisi var. Cuma günü PCE açıklanacak ve burada beklentinin altında gelen bir veri toparlanmayı biraz daha körükleyebilir. Yılın geri kalanı için Eylül'de faiz indirme beklentisi oldukça canlı. 25 bas puanlık bir faiz indirme piyasaları bekliyor olacak. Geri kalan vakitte de tabii burada aslında Fed yetkilileri arasında da hala görüş ayrılıkları olduğunu söylemem mümkün ama geri kalan vakitte de belki bir faiz indirimi daha gelecek piyasaya. Bu arada bu dünkü yaşanan satışın hemen öncesinde San Francisco Fed Başkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı ve faiz indirimleri için yeterli ortamın yaratılamadığını düşünüyorum dedi. Bence böyle görüş ayrılıklarının Fed içerisinde hala var olması, devam etmesi ve açıklamaların bu şekilde gelmesi piyasayı strese sokan önemli etkenlerden bir tanesi. Yani böyle bir ihtimali anladığım kadarıyla ki %95 ihtimali 25 bas puanlık değil mi? Bir faiz indirim olasılığı var. Ancak Mary Daly'nin yapmış olduğu bu açıklamalar kripto paralarda negatif yansıdı. Aslında endeksler bunu çok negatif fiyatlamadı. Bence Bitcoin'in bu anlamda alınacağı varmış. Yani Ethereum'la Bitcoin'in bu anlamda fazla alınganlık yaptığı gibi. Özellikle dünkü satışla ilgili siz çok güzel özetlediniz. Burada
ETF fiyatında çok ciddi bir düşüş vardı. Yani bu dikkat çekiyor sizin de söylediğiniz gibi. Bir balina 50 milyon dolarlık bir satış yaptı ve gün boyu da bu balinaların satışları izlenmeye devam etti. Özellikle büyükler sizce neden satıyor? Yani küçükleri korkutmak, küçük balıkları diyelim korkutmak için, onların da kripto paraları almak için mi yapıyor, yoksa gerçekten büyük bir risk mi görüyor hem ETF'de hem de Bitcoin'de? Ethereum aslında topluluk tarafından çok ciddi eleştirilere de maruz kaldı ki haklılık payları çok yüksek. Çünkü Ethereum yeni bir hikaye yazmakta zorlanıyor şu an itibariyle ve Solana'daki bu hareketlilik yatırımcıyı cezbetmeyi sürdürüyor. Bütün yatırımcılar Ethereum'u terk edip Solana'ya mı geçiyor? Hayır elbette, ama Ethereum'un zayıf kaldığı bir ortamda balinalar da risk almak istemiyor. Ve özellikle Ethereum Vakfı'nın yapmış olduğu satışların ben ağırlıklı olarak balinaları da tetiklediğini düşünüyorum. Çünkü kendi vakfı periyodik olarak kimseye söylemeden bir satış gerçekleştiriyor ve piyasayı bir düşüş getiriyor. Bu aslında copy paste gibi bir şey. Yani Ripple yönetiminin zamanında yapmış olduğu ansızın geliştirdiği satış baskısı ve XRP fiyatında yaşanan sert düşüşler ve bu eksendeki olay örüntüsünden hiçbir farkı yok. Tabii Vitalik Buterin işin boyutu ortaya çıkmaya başladıktan sonra açıklama yaptı. Varlıklarının %90'ını Ethereum'da tuttuğunu dile getirdi ama eğer öyleyse bile, ki bunun için bir kanıt ya da farklı bir durum ortaya koyabilir mi emin değilim ama öyleyse dahi varlıklarını korumak adına daha farklı adımlar atmaları gerekiyor Ethereum'da ve ICO'dan beri, yani biz Initial Coin Offering diyoruz, ilk borsa arzı, yani ilk çıktığında Ethereum'a inanıp alan yatırımcı dahi cüzdanlarında hareketlilik gözlemleniyor. Dolayısıyla Ethereum'un bir risk altında risk altında olduğunu düşünüyorum. Ama önümüzdeki haftalarda belki Vitalik Buterin'den bu meme coin'ler ya da siber saldırıların güvenlik açıklarını kapatabilecek düzeyde farklı atılımlar gelebilir. Farklı bir projeyle Ethereum belki toparlanır ama bu örüntüyle geçtiğimiz zirvesini zorlaması şimdilik zor gözüküyor. Evet, uzman coin'den sevgili Burak Küsen'in haberi olduğunda paylaşalım. Oradan en azından baktım. Ethereum'da blok zincirinde balina hareketlerinin artmasıyla geldi. Burada özellikle sevgili Elin, Ethereum Vakfı'nın işlemleri tartışılmıştı. Bunu şu açıdan bakabilir miyiz? İlk sorum, daha önce böyle bir satışa imza attı mı Ethereum Vakfı? Yani ilk defa mı yapıyor? Burada özellikle Ethereum ETF'inin artık gerçekleşmesi, beklentinin satın alınması bu satışa sence etkili oldu mu? Bir diğer taraftan da sattıysa piyasalar daha önce nasıl reaksiyon gösterdi, bir alım fırsatı olarak okumakta fayda var mı sence? Evet, daha önce satış yapmıştı Ethereum Vakfı, ancak bunun bir açıklaması yapılmıştı piyasaya ve şu an Ethereum Vakfı'nın tam olarak neden sattığı ile alakalı elle tutulur bir sebep, bir örüntü yok bana göre. Yapılan açıklamalar oldukça zayıf ve Vitalik Buterin'in bunun üzerine yapmış olduğu açıklamalar dahi Ethereum fiyatının belli bir noktada tutulmasını sağlayamıyor. Biz kara pazartesi'de gördüğümüz fiyatlamanın biraz üstündeyiz açık konuşmak gerekirse ve Ethereum'un böyle bir düşüş yaşayabilecek hikayesi ne olabilir? Yani tamam, bütün piyasa düştü ama Ethereum'daki kan kaybı ciddi boyutlara ulaştı. O özellikle satış baskısı yaşandığı sırada ve ETF'lere olan talep de çok zayıf ilerliyor. Örnek veriyorum, 8 gün geçtiğimiz 8 gün boyunca Bitcoin ETF'lerine en azından bu çekimsel havaya rağmen, pozitif bir giriş olmasına rağmen Ethereum'dan çıkışlar devam etti. Yani 8 gündür Ethereum üst üste eksi yazmaya devam ediyor. Dolayısıyla kurumsal yatırımcının da aslında Ethereum algısı üzerinde bir oynama olduğunu düşünüyorum. Yani bir açıdan aslında şunu da kenara koymak lazım. Balinaların yaptığı satış eğer bu bireysellerle el değiştiriyorsa, bu Ethereum için orta uzun vadede pozitif etki yaratabilecek bir şey. Çünkü oynaklık seviyesini olabildiğince azaltacaktır. Ama bu veriye bakmadım açıkçası. Karşıma çıkmadı. Bunu ayrıca bana kalırsa araştırılması gerekiyor. Yani bu el değiştiren Ethereum'lar nereye gidiyor ve hani hangi cüzdanlardan alım yapılmış diye bakılabilir. Ben de bakacağım. Eğer bireysellerin eline daha çok Ethereum geçecekse
Bunlar şimdinin sancıları ama önümüzdeki vadenin pozitif eğilim getirebilecek bir adımı olarak karşımıza çıkabilir. Ancak şu an piyasa satıcılığı ve özetlemek gerekirse evet. Burada kısa dönem yatırımcısının şu an itibariyle çok fazla işleme girmeye hevesli olduğunu düşünmüyorum ki hala toparlanma izleri o yüzden zayıf ilerliyor. Normal vakıf gibi düşünebilir miyiz sevgili Helin? Yani vakıflar biliyorsun kar amacı gütmeyen faaliyetler gösterir, vakıf faaliyetleri. Dolayısıyla Ethereum'un bu hareketini hani belki de bir sosyal politika için ya da sosyal bir hizmeti için mi acaba sattı? Nasıl okumak lazım? Çünkü %90 oranında bir Ethereum mu olduğu ve böyle bir aslında değil mi haklı olarak kendi ürüne, kendi malına sahip çıkan bir bakış açısı da var. Dolayısıyla da %10 aslında eğer satıldıysa da %10 içerisinde satıldı. Bunu çok büyük bir satış olarak da sanırım okumamakta fayda var ama bundan sonrası herhalde bakmak gerekiyor fiyatlama reaksiyonuna. Belki de tam tersi büyük bir etki yaratacak. Evet, aslında Vitalik Buterin'in kendi varlığının %90'ı Ethereum'da. Hı. Genele baktığımız zaman yani Ethereum'un %90'ı değil ama Vitalik Buterin projesine o kadar inanmış olacak ki kendi varlığının çoğunu Ethereum'a yatırabilmiş ki böyle olması gerekiyor. Belki gelişim açısından bu varlığını da kaybetmemesi adına güzel bir adım atması için iyi bir sebep olacaktır. Çünkü erime oranına baktığımız zaman verdiğinin çoğunu geri aldı zaten Ethereum. 3000 seviyeli, 3000 en son yukarıdaki umut vadeci seviyesi 3500 seviyeleriydi. Ancak burada beni korkutan şey trend görünümündeki bozulmalar da mesela Solana'ya ya da Bitcoin'e baktığımız zaman günlükte belirgin bir trend var ve ufak tefek sarkmalar olsa da trend üstünde tutulmayı başarabiliyor. Ama Ethereum hem 20 günlük hareketli ortalamanın epeyce altına sarktı ve hem de trendden negatif ayrışma vaziyetine geldi. Dolayısıyla bu cılız görünüm, fon girişlerinin zayıflığı, ETF'lerden yaşanan çıkış ve Ethereum'un yeni bir proje geliştirememesi Ethereum fiyatlarını bir süre daha baskılar bana kalırsa. Vakfa baktığımız zaman normal şartlar altında merkeziyetsizliğin bir adımı olarak vakıfların öne sürüldüğünü ve kurucularından bağımsız aslında işleyişlerin gerçekleştirildiğini bize kanıtlanması açısından vakıf odaklı ilerliyor. Ethereum Vakfı da o yüzden böyle bir görev yürütüyor. Ama ellerinde bulundurdukları Ethereum'ları bu şekilde satıyor olması ve kritik bir anda piyasaya panik satışının tetikleneceği bir ortam yaratıyor olması elbette bir eleştiri konusu. Bununla alakalı belki önümüzdeki günlerde farklı bir açıklama ya da toparlanma yaratacak bir haber akışı yaratabilirler. Yoksa sadık yatırımcılarını kaybetme aşamasına geldiklerini düşünüyorum. Özellikle bu ICO'lardan elde edilen Ethereum'ların hareket ettirmesi ve uyuyan cüzdanların ki yıllardır projesine inanmış yatırımcı tutuyor. Ama bu uyuyan cüzdanlar harekete geçmeye başlıyor. Neden? Çünkü belki de daha sağlam bir projeye switch yapma düşüncesi hakim olmaya başladı piyasada. Yatırımcı tarafından bakacak olursak portföy içerisindeki ağırlığı da Ethereum'un zayıflamış olacak ki daha ziyade Solana gibi ya da işte Bitcoin ki Bitcoin'deki oynaklık düzeyi de aslında VIX'e baktığımız zaman çok iç açıcı değil ama görece Ethereum'a nazaran daha fazla talep gören hem altcoin hem majör yaratmış durumda piyasa. Yatırımcının ilgi kayması da aslına bakacak olursak Ethereum'daki bu zayıf örüntünün sebeplerinden bir tanesi olarak yorumlanabilir. Biraz Ethereum'u geniş tutmak istiyorum Helin'in izniyle. Çünkü yani programı zaten 25 dakika. Altcoin'leri ve Ethereum'u 10 dakika konuşsak zaten birazcık daha bence fikir verecek. Peki böyle borsada genelde işte bankaları karşılayan bazı satışlar vardır. İşte banka satıldığı zaman genelde sanayi sektörü alınıyor. Ethereum'un satıldığı zaman hangi coin'i bu karşılanabiliyor? Yani böyle bir kendi içerisinde hedge mekanizması var mı? İlk sorum. Bir taraftan da 10 bin dolar beklentisi çok dillendirildi. ETF onayından sonra da bu tabii herhalde altcoin rallisinin başlamamasından kaynaklı biraz sanki rafa kalktı gibi. O tarafta özellikle beklentilerin ne yönde sevgili Helin? Yani yıl sonu ya da 2025'in ilk çeyreğinde nasıl bir Ethereum beklentin var? Evet,
Aslında bozulan pozisyonlar iki yere gidiyor. Bir tanesi artık piyasaya doymuş ve risk almak istemeyen kritik haber akışları. Kritik haber akışlarından kastım haftanın geri kalanında takip edeceğimiz ekonomik takvimi baz alarak biraz daha kenarda ve nakitte durmak isteyen yatırımcı USDT'ye geçiyor. Diğer yatırımcı hala piyasada kalmak isteyen ama düşüşlerde daha sağlam durabilen kripto para birimlerine geçiyor. Bitcoin'e ya da Solana'ya örnek veriyorum geçiş yapabiliyor. Bunun dengesini biz dominanstan takip edebiliyoruz aslında. Burada Ethereum'un payındaki zayıflama, yatırımcının farklı yöne kayması, eğiliminin bu yöne aktarılması Ethereum'un daha fazla kan kaybetmesine ve belki de satış yapmayacak olan yatırımcıların da tetiklenmesine neden oluyor. Şimdi diğer taraftan bakacak olursak yılın geri kalanı için o 10 bin dolarlar konuşuldu, daha yüksek rakamlar konuşuldu. ETF'lere olan ilgi düzeyi ama önemliydi ve bunu her zaman dile getirdik. Şu an itibariyle ETF'ler bu noktada sürekli çıkış kaydederken bu seviyelere ulaşması zor. Ama aylar içerisinde kripto para piyasasındaki genel toparlanmadan en kötü ihtimalle Vitalik Buterin önderliğinde Ethereum'a herhangi bir yenilik katılamadı varsayalım. Ne olacak peki fiyatlar daha ne kadar dip seviye 2000'in altına mı sarkacak diye bir korku var piyasada. Bu case'e dahi piyasanın genelinde bir toparlanma yakalayabilirsek Ethereum buna ufak ufak eşlik edecektir ama tabii en büyük ikinci kripto para birimi hacmen baktığımızda ve dolayısıyla beklenen performansı yıllara göre hatta şöyle 2021-2020 bu yıllar arasında Ethereum'un performansı Bitcoin'e nazaran oldukça göz doldurucuydu. Ama şu an geldiğimiz noktada elde ettiklerine ve getirilerine ya da volatilite oranına baktığımız zaman bir hayli oynaklığın yüksek olduğunu ve getirisinin de beklentileri karşılayamadığını biz gözlemliyoruz. O yüzden 10 bin seviyesi için biraz bekleyecek yatırımcı ama hali hazırda trend görünümünde bir toparlanma olması gerekiyor bana kalırsa. Özellikle 2000'in üstündeki seyir çok kritik. Şimdi 2400-2500 bant aralığında konsolide olmaya çalışıyor ama buradaki seviye bizim için yeterli değil. Yani 2500-3000 bant aralığında en kötü ihtimalde bir tutunması gerekiyor. Aksi halde çok cılız gelişebilecek bu fiyatlamanın akabinde haber etkilerine reaksiyonu fazla olabilir. Korelasyonu Bitcoin'le nedir? Bir taraftan da biliyoruz ki dolar endeksiyle Bitcoin, hatta Nasdaq'ta Bitcoin, biraz daha ileri gidersek de Nvidia'yla, değil mi, Bitcoin arasında çok ciddi bir bilanço ve korelasyon uyumu var. Bugün bilanço gelecek Elin. O tarafta tabii Nvidia'nın ağırlığına baktığımız zaman da aslında kripto paraların gelişimini de bence okuyabiliriz. Yapay zekanın gelişimi. Orada Nvidia Nasdaq tarafında %6,6'lık bir orana sahip ağırlık anlamında. Bence devasa bir ağırlık bir hisseye göre. Bilmiyorum ne dersin. Bir taraftan da %159 artmış bir senede. Eğer bugün bilanço iyi gelirse muhtemelen ciddi bir potansiyel de var diyor Allianz'ın baş ekonomisti Muhammed El Eriyan. Dolayısıyla bu korelasyonları ufak da olsa yatırımcılarımıza, izleyicilerimize bilgi notu anlamında sabah sabah böyle birazcık eğitim tadında paylaşabilir misin? Yani dolar endeksi, M3 para arzı, Merkez Bankası'nın özellikle Fed'in genişleme ihtimali bir de üzerine Nvidia'nın bilançosu sence kripto paraları nasıl etkiliyor? Evet, Nvidia dikkat etmemiz gereken önemli bir husus. Bu yıl içerisindeki artışı çok abartılı dendi, bu spekülasyona dayalı dendi, altı boş dendi, birden düşecek dendi. Ama ne denirse densin günün sonunda sağlam bir yere oturmayı başardı ve bilançosunda eğer kar açıklayabilirse ya iyi bir bilanço görürsek biz bu kripto para birimlerini de tetikleyecektir. Aslında bizim burada baktığımız örüntü endekslerle kripto para piyasasının pozitif korelasyona sahip olması. Yani ne demek pozitif korelasyon? Biri nereye giderse öbürü de oraya gider. Hisse senedi piyasasında bir düşüş yaşanırsa ABD hisselerinde kriptolarda da sert bir geri çekilmek görürüz biz. Ya da yükselişte her ikisi birden yükselecektir. Bu çok kritik bozulma dışında yani anlık bozulma dışında biz pandemiden sonra
altınla Bitcoin'in korelasyonunun bozulmasından sonra, daha doğrusu hisse senedi piyasasıyla beraber hareket etmeye başladığını ve korelasyon düzeyinin yükseldiğini gözlemledik. Şu an itibariyle bu ikisini eş takip edebiliriz. Diğer taraftan dolar endeksiyle doğal olarak ters korelasyona sahip, negatif korelasyona sahip. Yani aslında burada yatırımcı davranışını anlamamız gerekiyor. Yatırımcı faiz yüksekse dolara geçiyor, faiz getirisi olan enstrümana geçiyor ve dolayısıyla riskli varlıklardan çıkıyor. Yani dolar endeksi yükselirken riskli varlıklar kategorisinde bulunan Nasdaq ve Bitcoin ve tabii ki altcoin'ler geri çekilme eğilimi gösteriyor. Yani burada çok özürlük bir araya girmek istiyorum. Dolar endeksi son dönemler en düşüğünde. Neden pozitif fiyatlamadı? Gecikmeli bir etki mi bekliyorsun, yoksa Fed'in faiz indirimine nette reel olarak başlamaması dolar endeksini anlamsız mı kılıyor? Yani bu düşüşünün etkisini azaltıyor mu sence? Bana kalırsa piyasada olağanüstü bir tedirginlik var ve bu hani veri bazlı ilerleyeceğini hala söylüyor olması Powell'ın ve Fed başkanları arasında yaşanan görüş ayrılıkları piyasadaki fiyatlamayı tam olarak bize göstermiyor. Bir de şöyle bir durum var. Aslında endeksler geçtiğimiz hafta kripto para piyasasına nazaran daha iyi ilerledi diye düşünüyorum ben. Burada kripto para piyasasının biraz daha cılız kalmasının sebebi bir Orta Doğu'daki bu gerilim ortamından hala etkileniyor olması ve bir yerde yatırımcının aklında riskli varlıklarda özellikle kriptolar adına çekimser bir fiyatlamada olması. İki, Bitcoin'i baskılayan en önemli dalgalardan bir tanesi zaten madenci baskısıydı. Bir de aslına bakacak olursak batık borsalar diyoruz ya, bu aslında hiç küçümsemeyeceğimiz bir orana denk geliyor. Batık borsaların yaptığı geri ödemeler ve ödemelerini alan yatırımcıların piyasaya satış baskısı getirme ihtimali biraz daha piyasayı baskılar hale geldi. Bir de tabii ne kadar da olsa bir belirsizlik ortamı da var. Evet, Fed faiz indirecek ama Fed faiz indirene kadar bakın biz yarın işsizlik haklarına yararlanma başvurularını takip edeceğiz. Normal şartlar altında nasıldı? İşsizlik maaşına ne kadar çok kişi başvurursa Fed faizi yüksek tutmaktan o kadar vazgeçecekti ve bir faiz indirimi döngüsüne girecekti. Ama biz önceki hafta beklentinin oldukça üzerinde gelen oranlar nedeniyle resesyon endişelerinin tetiklenmesiyle birlikte küresel anlamda bir kaosa yöneldik. Yani kaosun içine düştük daha doğrusu. Dolayısıyla artık makro verilerdeki yorumlamalar da yatırımcı kafasında değişmeye başladı. Hı hı. Cuma PCE var ama faiz indiriminden önce tarım dışı istihdam takip edeceğiz Eylül ayının ilk haftasında. Yine Eylül ayının ilk haftasında Trump'la Kamala Harris'in bir açık oturumu olması planlanıyor 10 Eylül'de. Detaylar henüz net değil ama kağıt tutmadan ya da herhangi farklı bir not alma mekanizması olmadan iki aday birbiriyle atışacak. Dolayısıyla buralarda da biz oynaklık göreceğiz. Ama kripto para piyasasının bu baskılanmasının bir sebebi de bana kalırsa aslında borsa faaliyetleri de. Yani bunu ben ikinci sıraya yazarım açıkçası, açık konuşmak gerekirse. Ben dün zincir üzerinden bazı cüzdanları incelediğimde global ölçekte faaliyet gösteren bir iki tane borsanın yüklü miktarda satış yaptığını gözlemledim açıkçası. Piyasada yükseliş algısı bu kadar canlıyken yaşanan sert düşüşler bazen borsalar tarafından tetiklenebiliyor ne yazık ki. Dolayısıyla yüklü pozisyon almadan, aslında bu benim bir eleştirim de aynı zamanda. Çünkü piyasadaki long oranı yüzdesel anlamda o kadar arttı ki borsalar bu longla birlikte bir daha boğaya katılmak istemeyebiliyor. Ve birbirleri arasında satış gerçekleştirebiliyor ve dolayısıyla fiyatlamalar bu eksen altında eziliyor. Evet. Diğer borsalar tabii buna ayak uydurmak durumunda kalıyor ama global borsaları zaten bu arada dün yine bir haber çıktı. Kripto milyarderleri arttı, işte yüzde şu kadar yükseldi. İlk altı daşı var. Yani ben sende durum zaman nedir? Milyoner ya da milyarder olabilir mi Eylül? o kadar biz o kadar olamadık ama o kadar olanlara baktığın zaman
zaten borsa sahipleri olanlara Evet. baktığımız zaman, global borsa sahipleri daha doğrusu. Biz bu işi biraz daha şey bir ölçekte yürütmeye çalışıyoruz. Etik ölçüde ilerletmek durumunda kalıyoruz. Fiyatlamalar bizden çıkmıyor. Ama bu zenginler arasına baktığım zaman zaten çoğu borsa sahibi dediğim gibi. Burada CZ'nin durumu da çok kritik. O da Yani çıkabilir şu değil mi an hapisten hala... şu anda? Çıkarsa pozitif fiyatlar mı hapisten çıkmasına? Girişini çok İlhan dedesi Polat gibi olur fiyatlamadı mu? ama valla girişini iyi kontrol ettiler piyasada. Kendi suçunu kabul etti, yerine hemen birini Aynen. atadı falan. Çok etkilenmedi ama çıkışında belki canı isterse eğer güzel bir fiyatlama gösterebilir bize. Helin, Bitcoin ile ilgili milyonerleri paylaştım. Birazdan oraya gireceğim ama izinle konuyla alakalı bir ara soru sormak istiyorum. Dün CME'de yeni bir Bitcoin ürünü bir BTC'nin 50'de biri olacak şekilde sunuldu. Sevgili Hakan Ateşler'in haberi ve CME'de yeni bir Bitcoin ürünü geldi. Bitcoin Cuma vadeleri BFF diye geçiyor. Ve her bir BFF payı bir adet Bitcoin'in 50'de biri olacak şekilde tekabül edecek. Burada özellikle Bitcoin Friday Futures değil mi? Cuma vadeleri şeklinde izleyicilerimiz, yatırımcılar alabilirler. Şimdi ben bunu şöyle okuyorum. Biraz böyle geleneksel piyasalara entegre edilmesi, daha regüle edilmesi vesaire. Biraz artık o Bitcoin'in büyük oyuncuları da devreye soktuğu için eskiden elde tutanlar kazanıyordu. Öyle bir community vardı. Şimdi birazcık daha böyle scalping'e, trade'e uygun bir ürün haline getirildi. Kazançlar çünkü daha dar bir bantta artık seyrediyor. Değil mi? Bu borsaların iyi göstermesi, yeni ETF'lerin çıkması Bitcoin'deki bence potansiyeli de azaltan bir etken oluyor. Bilmiyorum ne dersin? Geleneksel finansa entegre etme çalışmaları aslında katılıyorum. Burada şimdi ilk başta ülkeler ya da finansal otoriteler Bitcoin'e ve altcoin'leri nasıl konumlandıracağını çok fazla bilemedi. Karşı çıkan görüşler çok baskındı piyasada. Ama geldiğimiz noktada hem ılımlı havanın esmesi hem de yatırımcı kanadında talebin artmasıyla birlikte artık ürünlere de yansıyan bir çeşitlilik göreceğiz. Ürün gamı genişliyor ve kontratlar halinde farklı enstrümanlar da yaratılacaktır bana kalırsa. Ve bu küresele sıçrayan bir çeşitliliğe neden olacak. Dolayısıyla bana kalırsa da aslında bu kadar dallandırılıp budaklandırılması ya da her şeyin içinde olması fiyatların olduğundan daha fazla hareketli hale gelmesine neden oluyor. Özellikle şimdi gibi likiditesi epeyce azalmış vaziyetteyken, piyasa hacmi küçülmüşken, farklı yerlerde yapılan baskılı ya da herhangi başka bir etkiyi başlatabilecek düzeyde yapılan alışlar ve satışlar beklenmedik anlarda yatırımcının dengesini bozabiliyor. Ama artık biz bu noktadayız ve yavaş yavaş başlayacak, yani devamı gelecektir bu tür hamlelerin. 50'de biri yani iyi bir, belki de risk oranını biraz daha düşürmek, kendi portföyünü ayarlamak ya da işte belirli bir dilimde işlem yapılmasını sağlamak amacıyla ve bir çeşitlilik amacıyla oluşturulmuş bir şey gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan bakacak olursak bu sadece Bitcoin'de kalmayacak bu arada. Solana ve Ethereum tarafında da benzer adımların gelebileceğini düşünüyorum ben. Ama her halükarda biz özellikle Kasım'dan sonra, hadi bu yılı öyle böyle pas geçtik diyelim, 2025 yılında şimdi biraz daha zayıflayan hacimler tekrar artmaya başlayacak. Sene başından itibaren pozisyonlar yerine konmaya başlanacak, risk düzeyi artacak ve faiz indirimleri gelmiş olursa ve tabii burada ABD'deki seçimi kimin kazanacağına doğru orantılı bir şekilde kripto para piyasasında başka bir senaryonun, başka bir fiyatlamanın gerçekleşeceğini düşünüyorum. Siz Trump istiyorsunuz galiba değil mi? Kripto para camiası. Kemileriniz evet. Biraz daha belirsizlik yaratıyor sanırım. Evet, yani hem danışmanları biraz korkutucu hem de demokratların ciddi radikal dönüşüm yapabileceği kanısında değil kripto para topluluğu ve dolayısıyla Biden yönetimi altındayken kripto para piyasası ABD topraklarında çok fazla ezildi. Davalarla uğraştı, bir yandan CFTC, bir yandan SEC, borsalara açılan davalar, dijital para birimlerine karşı açılan savaşlar, bütün bu eksen çerçevesinde aslında fiyatların üzerinde ciddi derecede bir baskı
baskı da oluşturuldu. Dolayısıyla bu baskıdan artık topluluk ve iş insanları sıyrılmak istiyor. Biden seçimden çekilmeden önce, bu seçim yarışından çekilmeden önce yaptıkları toplantıda da çok sert eleştirilere maruz kalmıştı kendisinin danışmanı. Ve beklenmedik düzeyde iş insanlarının kripto para piyasasını ABD'de bitirdiniz tarzı yaptıkları açıklama ve yarışın küresel anlamda geride kalıyor olması tabii demokratlara karşı olan güvenin de sarsılmasına ve artık hani o kanada bir ket vurulmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla Trump biraz deli dolu, her dediğini her zaman yapabilecek manasına da gelmiyor bu, ama Elon Musk'la son zamanlarda yaptığı işbirliği ve Elon Musk'ı da ön plana koyarak diyeyim artık, demokratlara ve Biden yönetimine açtığı savaş biraz daha başarılı ilerliyor gibi. Dolayısıyla çok ciddi bir bağış topladı ve oradaki iş insanlarını da arkasına aldı. Eğer ABD topraklarında bir yumuşama gelirse, ki gelmesini bekliyorum, bu küresele sıçrayacak. Hatta daha dün Tron'un kurucusu Justin Sun yine Çin hükümetine bir çağrıda bulundu ve ABD'nin olası pozitif bir senaryosunda kripto para piyasasına karşı bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bence de çok haklı. Çünkü burada zaten Amerika ve Çin özellikle ticari anlamda oldukça kapışmalı ilerliyor. Yani bir savaş halindeler. Zaten Trump'ın çelik endüstrisine benzetme yaparak Çin'e göndermede bulunması, evet, aslında burada Çin'i de tetikleyebilecek bir unsur yaratması, yıllardır piyasa üzerindeki Çin'in baskısını belki de eritebilecek bir hamle olacak. Çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz aslına bakacak olursak. Belki de dolar endeksinin etkisini azaltmayı da hızlandıracak değil mi? Çünkü belli ki yuan üzerinden dolar endeksinin kullanımı azalmıyor ama kripto para üzerinden azalabilir gibi duruyor. Evet, kesinlikle. Ama Çin nedense kripto para birimlerine karşı yönelmede oldukça zayıf. Blockchain teknolojisini çok fazla destekliyor. Hatta pandemi zamanında dahi blockchain teknolojisini kullanarak çok farklı olaylara imza attı. İşte hastaların kayıt edilmesi, ateşlerinin ölçülmesi ve blockchain'e kaydedilmesi, buradaki ilaç sirkülasyonunun vesaire, hani çok dallandırıp uzaklandırmayayım ama pandemiyi yenmelerindeki, evet, en önemli sebeplerden bir tanesi de blockchain teknolojisini etkin bir şekilde kullanmalarından geliyor. Bu kadar teknolojik bir ülke ama bir o kadar da kripto paralardan korkuyor. Bence kapalı ekonomiden kaynaklanıyor olabilir Helin. Çok korkuyorlar. Yani evet, ekonomiyi de biliyorsun yeterince açmıyorlar. Hatta parası bile offshore ve onshore yuan diye değişiyor. Hani o da convertible bir para birimi değil. Ben o yüzden hani evet, blockchain'e bakış açısı birazcık daha devlet sistemini oraya entegre etmeye çalışıyorlar. Belki olması gereken nokta e-devlet çok iyi uyguluyorlar ama blockchain, bitcoin konusunda bence şey, yani hani ben şaşırmadım açıkçası. Çünkü her şeye karşı bakıldığı zaman kapalı bir ekonomi uygulayan Çin var. Evet, bence de şaşırtıcı değil ve yatırımcıların bütün fonlarının nakit akışını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ama bunun bir yerde değişmesi gerekiyor çünkü dünya değişiyor. Yani herhangi bir politik görüş neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmak tabii belki ki. Belki de dünya bu yönde değişiyor. Bilemeyiz ki. Totaliter rejime, kapalı ekonomiye de gidiyoruz. Belki de Çin'in yaptığı şu anda yeni dünya üzerinde bir doğru gibi de duruyor Helin. Yani maalesef öyle bir umut kırıcı bir tablo da var. Evet, ama bu tabii topraklardaki verimlilik yeterliyse. Şimdi Çin bunu çok güzel uygulayabiliyor ama diğer ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman bunu çok kalıcı bir şekilde uygulayabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü kapalı ekonomide olabilmemiz için aslında bir ülkenin burada kendi üretimini çok rahat gerçekleştiriyor olması, iç ekonomisindeki sirkülasyonu sağlayabiliyor olması ve tedarik zincirinin ve üretim araçlarının devletin olabildiğince elinde olması gerekiyor. Ama gelişmekte olan ekonomiler maalesef şu an bu aşamaya geçiş yapmadı. Ama tarih bir devinim, katılıyorum. Belki de olur ama şu an bakacak olursak Çin tarafında belki kriptolara karşı kısmi bir yumuşama ilk adım olarak gelebilir ama bunun konuşulmaya başlanması dahi kripto para piyasasında heyecan yaratacaktır. Dolayısıyla bunun tetiklenmesindeki en temel unsur da bana kalırsa Trump'ın gelmesi ve Trump'ın aslında Çin hükümetini tetiklemesi ve belki de çevresel baskılara karşı Çin hükümetinin
o muhtemel minik de olsa bir artık hani umutları yeşerten bir adım atmasından geçebilir. Sadece aslında Çin de değil, Rusya'ya baktığımız zaman burada Rusya'nın atılımları da önemli. Rusya patır kütür geliyor. Yani madenciliği serbest bıraktı. Daha yeni iki tane kripto para borsası kurmaya karar verdi hükümet eliyle. Dolayısıyla kripto para birimlerinin topraklar üzerindeki yayılımı oldukça etkin olacak. Özellikle 2025 yılı için ben fazlasıyla umutluyum ve bu dönemeci atlatırsak 2025'te benim beklentim pozitif kriptolar adına. Evet, Amerika'nın aslında bu Swift'i silah gibi kullanması, değil mi? Başlı başa zaten bunu değiştirecek gibi duruyor. Üzerine bir de Trump gelirse Çin'de hemen Trump'a karşı belki bir yumuşama da gösterir. Dolayısıyla takip ediyor olacağız sevgili Elin. Çok detaylı konuştuk, haber bazlı konuştuk. Bence bu çok daha kıymetliydi. Temel anlamda olayları anlayıp bir projeksiyon sunmak. Sonrasında zaten alıp satma kararı geliyor. Dolayısıyla çok çok teşekkür ederiz. Kripto para uzmanı Helin Çelik'le birlikte konuştuk efendim. Programın da sonuna geldik. Sabah 7'de tekrar görüşmek dileğiyle. Borsa İstanbul sundu.